Sevgili izleyenler, Şehir'den Haberler programı bugün sizlere Sivas'tan sesleniyor. Yöresel ürünler alanında faaliyet göstermekte olan Murat Bey'in konuğuyuz. Şimdi kendisinden yöresel ürünlerle alakalı tüm merak edilen soruların cevaplarını alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Programımıza hoş geldiniz Murat Bey. Sivas dendiğinde akla zaten direkt bal geliyor. Balıyla meşhur olan bir yer. Peki yöresel ürünler alanında birçok aslında Türkiye'de ilimiz balıyla meşhur. Neden Sivas balı bu kadar ünlü? Sivas balı florasından dolayı çok tercih edilen bir bölge. Zaten 2019 yılında da Türkiye'de üretim konusunda üçüncü oldu. Yani çiçek çeşitliliği olsun, yüksekliği, rakımı olsun, ondan dolayı bal çok tercih ediliyor. Buradan birçok yere bal gönderiyoruz. Türkiye'nin birçok yerine ve dünyada da ihraç edilebiliyor yani Sivas balı. Örneğin mesela şu karakovan ballarımız var. Bu karakovan balları içerisine mum konulmadan arının kendi salgısıyla bu bal mumunu ördüğü bir balımız. Ekstradan bu böyle organik olarak üretiliyor. Mesela şöyle ev ballarımız var. Bunlar da hediyelik olarak en kaliteli ballarımız. Viskozitesi falan da çok güzel. İçerisinde herhangi bir katkı olmadan Sivas'ın yüksek yaylalarında üretilen ballarımız. Evet Murat Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Röportajımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa izleyenlerimiz için onları alalım sizlerden. Efendim Sivas'a geldiğiniz zaman, yolunuz düştüğü zaman bekleriz. Biz İstasyon Caddesi'nde Mis Kebab'ın hemen yan tarafında bulunuyoruz. Organik ürünleri bu şekilde farklı fikirlerle sunuyoruz. Onun dışında hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu hastalık günlerinin bir an önce ülkemizden ve dünyadan ayrılmasını temenni ediyorum. Sivas'a yolunuz düşerse eğer, özellikle al git kahvaltı alanında ya da yöresel bal alanında mutlaka sizleri buraya bekliyoruz. Bizler sizler için gelip referans olmuş olduk diyelim. Şehir'den Haberler programı haber vermeye devam ediyor.